Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar çok fazla iş ilanı geldi. Hem memur alımı var hem işçi alımları var. Bu videoda arkadaşlar 2533 kadrolu işçi alımı başvuru ekranı açıldı. Onun detaylarını size vereceğim. Ama KPSS 2021 bir tercih kılavuzu da yayınlandı arkadaşlar 1038 daireyette memur alınıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2533 işçi alımı var. Bunlar ikisi de kadrolu alımlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkisini de ayrı ayrı videosunu çekip kanala atacağım. Bilginiz olsun. Önce 2533 işçi alımının e, başvuru ekranıyla ilgili detayları vereceğim. Bu videonun sonunda arkadaşlar KPS 2021 bir tercih kılavuzu videosunu izleyebilirsiniz. Devlet demir yollarında da personel alımı yapılıyor arkadaşlar. Daim kadroda itfaiye personel alımları da devam ediyor. İkamet şartı, da yok. Tabu kadastroya da memur alım var arkadaşlar. 150 kişilik bilginiz olsun. Yine hastaneye güvenlik hasta bakıcı temizlikçi alımı var. Yine KPSS taban puansız sözleşmeli memur alımı güncel başvuru ilanı var. Yine başka bir kurum kadrolu memur alımı ilanı var. Yine bir belediye evlendirme memuru ve vezneder alımı yapıyor arkadaşlar. Yine başka bir belediye 50 kişilik kamyo iş ilanı yayınlandı. İkamet ve yaş, yaş şartı da yok. Ortaokul, lise, üniversite mezunu. Kamyon 45 yaş daim kadrolu vasıflı vasıfsız eleman alımları arkadaşlar devam ediyor. Engelli kadrosunda yine 10 kişilik ilan var arkadaşlar. Bütün bu iş ilanlarına belediye personel alımları, kamu personel alımları, yurtdışı işi bakın videonun altında linkleri var. Tıklayıp hepsine ulaşabilirsiniz. Bu iş ilanlarına direkt ulaşmak istiyorum derseniz Android uygulamamızın linki de videonun altında var. Tıklayıp telefonunuza kurabilirsiniz. TikTok'tan önce, Facebook'tan önce, YouTube'dan önce arkadaşlar memurlarhaber.com web sitesini ziyaret ederseniz bu iş ilanlarını ana sayfada her gün günlüyoruz görebilirsiniz diyorum. Hemen işçi ilanına bakalım arkadaşlar. Kaçırmayın diyorum. Kadro alalımdır bu. Bilginiz olsun. TYP'li gibi değil. TYP'li arkadaşlar hemen acil başvurun bence diyorum. Kadrolara birlikte bakalım. Adaylar başvurularını işkura internet sitesi üzerinden yapılacak yapacak arkadaşlar. Başvurular 6 Temmuz 2020 tarihine kadar işkura açık iş ilanları sayfasında yapılacak. 500 farklı branşta alım var arkadaşlar. Yani 2500 küsür alım var ama bunun branşlara bölersek 500 küsür farklı branşta alım var. Yani her birinize bir alım fırsatı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nasıl başvuru yapacaksınız? Bakın örnek olarak resimde ekledik. İşkur açık iş ilanları sayfasında yani işkur gov.tr arkadaşlar işkur gov.tr internet adresine giriyorsunuz. İş yeri türü bölümü bölüm iş yeri türü bölümüne kamu yazıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın büyüteyim. Bunun gibi bir sürü 500'e yakın ilan çıkıyor önünüze. Bunlar kadrolu dediğim gibi arkadaşlar. Daim ve Girerseniz ölene kadar çalışacaksınız. Yani emekli olana kadar çalışacaksınız. Bir örnek olarak biz ekran görüntüsü aldık. işte diğer motorlu araç tamiri. işte ağır bakım silah birisi Gibi gibi gidiyor böyle. 500'e yakın ilan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun gibi şeyler açılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İl il işte Ankara 81 vilayette alım var. Bilginiz olsun. Tekrar söylüyorum nasıl ulaşacaksınız bu iş ilanlarına? İşkur açık iş ilanları sayfasına giriyorsunuz. İş yeri türüne kamu seçerek enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Meslek, öğrenim, il ve ilçe gibi seçeneklerle işkur üzerinden kolayca başvuru yapabileceğiniz ilanlar erişim sağlayabilirsiniz. 2533 kamu işçisi alımı için hangi kuruluşlar alınacak ona bakalım. 1 tedarik hizmetleri genel müdürlüğüne alım var. 2 deniz kuvvetleri komutanlığına alım var. 3 kara kuvvetleri komutanlığına alım var. 4 askeri Fabrikaları genel müdürlüğüne alım var. 5 tersaneler genel müdürlüğüne alım var. Toplamda 2533 kadroya birçok branştan işçi alımı var. Kadrolu tekrar 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 söylüyorum kadrolu alımdır bu. Branşlar nedir? Pişirici, ekmek pişiricisi, fırıncı yani arkadaşlar. Oto bakım onarımcısı, inşaat boyacısı, boyacı, şoför, yük taşıma, elektrikçi, kaynak teknisyeni makine bakım onarım teknisyeni, makine bakım onarımcısı, ekmek pişiricisi, ısıtma ve sıyı tesisatçı, inşaat boyacısı, barangoz, şoför yük taşıma ve benzeri birçok branştan kuvvet komutanlıkları ve müdürlükleri 2533 daimi işçi alımı yapılacak arkadaşlar. Dediğim gibi buraya biz 15 tane örnek verdik. 500'e yakın farklı kadroda alım var arkadaşlar. Evet bilginiz olsun diyorum. Tekrardan söylüyorum. Nasıl başvuru yapacağınızı arkadaşlar ve videoyu bitireceğim. İşgur.gov.tr'ye giriyorsunuz. İş yeri türü bölümüne kamu yazıyorsunuz. Detaylandırayım derseniz kendi ilinizde, ilçenizde yazabilirsiniz ama genel yaparsanız daha iyi olur. Bütün iş ilanlarını görürsünüz arkadaşlar. Sonra enter'e basıyorsunuz. Ekran önünüze şu ekranı gördüğünüz gibi bir sayfa açılıyor. Buradan işinize yaran ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Bakın burada ekranı büyüteyim. Bakın Burada 0006 10 2081 yazıyor arkadaşlar bu işkur başvuru numarasıdır bu her ilanın farklı numarası vardır bakın burada da Sonu 998 ile bitiyor öbürünün sonu 2002 ile bitiyor öbürünün sonu 2003 ile bitiyor Böyle gidiyor bu arkadaşlar bilginiz olsun Başvuru yapın diyorum kaçırmazsınız iş ilanlarını Kaçırmamak için Videonun altında da yeni linkleri ekledim bilginiz olsun Az önce size saydığım arkadaşlar ana sayfaya gireyim tekrardan. Memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasından buradaki bütün iş ilanlarına videonun altındaki linklerden hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu bitirmeden önce şu KPSS tercih kılavuzuna da bakalım. Memurlarhaber.com web sitesinden daha sonra videoyu bitireyim. Arkadaşlar KPSS 2021 bir tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS ile 1028 memur alım yapılacak. Bu da arkadaşlar mülakat yok. Merkezi alımları bu bilginiz olsun. Herhangi bir torpil şu bu da yok. Bilginiz olsun bu ilana. KPSS 2021'e bir bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alacak arkadaşlar. Ve puan sıralamasına göre en yüksekten başlayarak memur olabilme şansınız var. Adaylar KPSS 2021 tercih kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantının eleşebilecektir diyor. Adaylar tercihlerini 1-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri internet adresine yapacak. Tercihlerin işlemleri 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek arkadaşlar. Tercih işlemleri ekte yer alan KPSS 2021 bir tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin aday işlemleri internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir diyor. Mesela lise kadrolarına bakalım arkadaşlar. Tıklayalım hemen lise kadrolarına. Açılamıyor diyor arkadaşlar. PDF olduğu için. Heh. Yeniden yükle diyelim. Arkadaşlar telefonunuzda ya da tabletinizde ya da bilgisayarınızda PDF açması gerekiyor. PDF açmıyorsa açmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. PDF formatıdır bu. Ama kadroları ÖSYM'nin ada işlemleri bölümünden tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz buraya linklerini koyduk. Şu an benim bu videoyu çektiğim cihazda PDF yüklü olmadığı için açamadık arkadaşlar. Lise kadrolarında ön lisans kadrolarında ve lisans kadrolarında toplamda arkadaşlar 1028 memur alımı yapılacak bilginiz olsun diyorum. Dolu dolu bir video oldu. Toplamda 2533 işçi 1028 memur alımı var. İkisi de Kadrolu alımlar, daim alımlar, biri işçi alımı, biri memur alımı arkadaşlar. Mülakat yok, torpil de yok. Bilginiz olsun, puanınız tutarsa, şansınız yaver giderse atanabilirsiniz. İkiniz, ikisini de değerlendirin diyorum. İki ilana da videonun altına koydum. İkisine de tıklayıp videonun altından ulaşabilirsiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. TikTok'tan önce, YouTube'dan önce, Facebook'tan önce, Instagram'dan önce memurlarhaber.com web sitesini her gün ziyaret ederseniz bütün bu iş ilanlarını kaçırmazsınız arkadaşlar diyorum kalın sağlıcakla